vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek sadece insan olarak bizim değil, aslında bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Ukrayna eğer böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Tabii Rusya bu süreç içinde 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014'te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları artıyor ve bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Toplam buğday ithalatımızın %87'sini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyoruz. Çıkacak savaşın bize maliyetini göstermek açısından. Doğalgaz ithalatımızın %40'ı, petrol ithalatımızın %25'i Rusya'dan yapılıyor. Ülkemize gelen turistlerin %25'i Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Bu girişi yapmamın nedeni şu. Montreux Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için. Montreux Sözleşmesi Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgenin güvenliği açısından, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşma. Ama birileri, tarihi bilmeyen birileri, dünyayı iyi okumayan birileri Montreux Anlaşması'nı tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vehameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. O nedenle hepimizin dış politikada sağduyuyla hareket etmesi lazım. Dikkatli olması lazım. Türkiye'nin çıkarlarına odaklanması lazım. Değerli arkadaşlarım, hayat pahalılığını hepiniz biliyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde konuştuğunuz kişiler, kadın, erkek, esnaf, efendim bakkal, efendim kasap, herkes, apartman görevlisi, asgari ücretli, herkes hayat pahalılığından şöyle veya böyle yakınıyor. Şubat ayı içinde malum, daha doğrusu bir asgari ücrette ciddi bir artış oldu ve bu artışın yansımaları oldu. Dolayısıyla önce büyük bir sevinç vardı. Asgari ücret ciddi oranda arttı diye. Şubat ayında bir anket yapıldı. Anketin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni maaşınızla birlikte Aralık ayına göre ekonomik durumunuz ne yönde değişmiştir diye bir soru soruluyor. Daha rahat geçiniyorum diyenlerin oranı %9.2. Geçimimde bir değişim olmadı diyenlerin oranı %33.6. Daha zor geçiniyorum diyenlerin oranı %57.2. Asgari ücret artışı hiçbir şey getirmemiş. Daha asgari ücret artışını almadan mutfağına yangın girmiş. Alev sarmış mutfağını. Cebindeki para zaten erimiş. %57.2'si daha zor geçiniyorum. O zaman rağmen daha zor geçiniyorum noktasına gelmişse iktidar sahiplerinin oturup düşünmesi lazım. 4 milyon 122 bin vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. 4 milyon 122 bin vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. İcradaki dosya sayısı 23 milyon 200 bini aştı. Bu da içinde bulunduğumuz tablonun iyi olmadığını gösteriyor. Bu tablo elbette ki evlerde yangın, mutfaklarda yangına yol açıyor ama biz büyükşehir belediye başkanlarımız başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza söyledik. Bunlara öğütledik, bir kara kış fonu kurun. Fakir fukaranın yanında olun. Garibin gurebanın yanında olun. Evlerde mutfaklarda yangın var. En azından yangını söndürebilecek çareler üretin dedik, dinlemediler. Ama bizim belediye başkanlarımız Türkiye genelinde ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Her ne kadar ciddi baskılar veya engeller çıkarılıyor ise de, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşların bağış olarak fakire fukaraya ödenmesi için ya da yardım yapılması için bağış olarak verdikleri 6 milyon 200 bin liraya da el koydular. Bunun adı vicdansızlıktır. Fakire gidecek paraya el koyuyorsunuz. Fukaraya gidecek paraya el koyuyorsunuz.
Mutfakta en azından aileyi biraz olsun rahatlatacak paraya el koyuyorsunuz. Ama ona rağmen belediye başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 298.315 aileye belediyelerimiz nakdi yardım yaptılar. Güzel bir rakam. 1.097.280 aileye gıda yardımı yaptılar. İyi bir rakam. 1.120.348 aileye ısınma yardımı yaptılar. 674.700 öğrenciye eğitim kırtasiye yardımı yaptılar. Kitap yardımı yaptılar. 846.380 kişiye ulaşımda yardım yaptılar. Yine belediyelerimiz tarafından 124.755 ailenin 24.120.000 liralı tutarındaki faturaları ödendi. Özetle 3 Kasım 2021'den bu yana 4.161.778 aileye 2.459.885 liralık yardım yapıldı. Diyorlardı ya, sakın ha CHP'ye oy vermeyin. Neden sosyal yardımlar kesilir? Bu kadar desteksiz, bu kadar büyük iftiralarla karşılaştık. Ama tam tersi oldu. Belediyelerimizin bulunduğu yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmedi. Herkese ulaşıldı. Herkesin sorununa kulak kabartıldı. Ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler belediye başkanlarımız. Tekrar hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımı yürekten kutluyorum. Onlar sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim aramızda EYT'liler var. Hoş geldiniz diyeyim onlara, EYT'li arkadaşlarıma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Uzun süre sizin sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. Ne demek EYT'li? Ne demek sorunlarını çözmek diye. Özür dileyerek ifade ediyorum. Hatta en tepedeki zat sizin için türedi lafını kullandı. Bunu siz unutmuş olabilirsiniz. Ama bu kardeşiniz asla unutmayacak. Asla unutmayacak. Kendi ülkesinde, kendi vatandaşını hak ararken, talebini dillendirirken, sorunu çözmesi gereken kişi, sorunu yaşayan kişiye türedi diyorsa o makamda oturmamalıdır. O makam ona yakışmıyor demek. Hiç meraklanmayın, az kaldı sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sadece sizin sorunlarınızı değil, bakın. Emeklinin en düşük aylığı asgari ücret seviyesine gelmeli. Biz bunun da sözünü verdik. Hem asgari ücret diyorsun, hem emekliye gelince efendim en 1500 liranın altında değil diyorsun. 1500 lirayla emekli nasıl geçinecek? 1600 lirayla nasıl geçinecek? Hele dul yetimler var. Ayda 90 lira, 100 lira, 180 lira para alıyorlar. Onlar nasıl geçinecek? Çözeceğiz. Sosyal demokrat anlayışla çözeceğiz. Halktan yana, emekten yana, çalışandan yana çözeceğiz. Siz çalıştınız, alın teri döktünüz. Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulundunuz. Şimdi hak istiyorsunuz ama haklarınız teslim edilmiyor. Size milli gel, daha doğrusu çalışanlara milli gelir artışından da hak ettikleri payı vereceğiz. Efendim Türkiye büyüdü. Ne oldu? Emekliye gelince Türkiye büyümeyecek. Bunların tamamını düzelteceğiz. Aylık bağlama oranları. Bir soru. Emeklilikte yaşa takılanlar niye birdenbire çok fazlalaştı? Nedeni şu. Bir, zaten normal işinden olmuştur. İki, kendi özgür iradesiyle işi bırakıyor. Niçin? Daha fazla çalışır, daha fazla prim öderse emekli aylığı daha da düşecek.
Böyle bir model dünyada yok. Böyle bir garip model dünyada yok. Ama biz bu garip modeli değiştireceğiz. Çalışan, üreten, daha fazla sosyal